Günaydın. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün doğum günüm. Yani çok çok fazla kutladım, farkındayım. Ama ne yapayım yani, yapacak bir şey yok. Bir Buse Baysal kolay yetişmiyor. Biz de doğmuşuz. Gerekeni yaptık doğduğumuz için de. Şimdi ben bir yürüyüşe çıkayım. Saat bu arada 11 falan. Bir saattir yatakta debeleniyorum. Bir yürüyüşe çıkayım. Sonra geleyim, kahvaltı yapalım. Onun sonrasında da evi temizleyeceğiz. Gerçekten evi temizleyeceğiz. Ve bilin bakalım. Hala bu vaziyette arkadaşlar. Geçenki videoda da bahsetmiştim. Zamanım yoktu, toplayamadım. Ama bugün toplanacak. Bugün söz veriyorum, toplanacak. Ve işte evi temizleyeceğim. Çünkü akşam ablamlar gelecek, yengemler falan gelecekler. Mündreyle Hanım gelebilir, Ferda gelebilir. Şu an tam emin değilim, kadro tam net değil. Bir yürüyüşe çıkıp geliyorum hemen. Hemen 3 saniye sonra buradayım tekrardan. Ben yürüyüşten geldim. 1,5 saat kadar falan yürüdüm. Şimdi üstümü değiştireceğim. Biraz da bir oturdum, bir yarım saat kadar. Üstümü değiştireceğim. Bugünkü videonun böyle bir giriş kısmını çok fazla uzatmayacağım. Yani işte temizliği falan filan sizle yapmayalım. Ben bir temizliği yapayım. Her şeyi halledeyim. Ondan sonra hazırlanırken açarım büyük ihtimalle. Ama böyle uzun bir makyaj videosu bugün gene çekmeyeceğim. Bu arada parmağımın bir tanesi çıktı. Harika değil mi? Harika bir şey. Harika bir zamanlama. Yani bugün çıkacağı tuttu. Bir de zaman bulursam bugün bunu yapmaya çalışacağım. Hiç sanmıyorum ama deneyeceğiz bakalım. Ben şu işlerimi bir halledeyim. Sonra hemen geliyorum. Açıyorum kamerayı. Komşu. Yani şeyimin üstüne siyah tişört arıyorum sabah beri. Temizlik falan bitti bu arada. Ama bulamıyorum yani. Dolaptakiler hoşuma gitmedi. Of. Komşuya gittim. Yağmur da evde değilmiş. Annesi de bulamaz şimdi kıyafetleri. Dur bir, bu değil zaten. Bu berbat. Bunu Ferda önerdi. Bu berbatımsı, bekleyin. Evet ama işte sen yoldayken benim aklıma geldi bu kombini yapmak. Böyle beyaz bir şey giydim üstüne. Komple göstermek istiyorum size ama. Bir dakika. Yani altında şöyle bir pantolon var. Üstüne bunu giydim ama beğenmedim. Yani hoşuma gitmedi. Böyle dümdüz siyah bir kazağımız var. Ama bunun da altı böyle. O yüzden ben bunu pantolonun içine soktuğumda burası şişiyormuş gibi hissediyorum. Ferda bir şey yok diyor ama bana öyle geliyor ve şişiyorum da yani. Ferda yalan söylüyor Ya arkadaşlar. şişmiyor ya, Ferda gerçekten yalan söylüyor. Bunun altını keseceğiz o zaman. Nasıl keseceğiz ama? bir gelsin bir görsünler, onlar da bir yorum yapsın. Kim? Kimseyi beklemeye gerek yok. Ama bunu kesersem gider ki. Yani bu Gider. bildiğin şey makina Bir şeyi. daha giyemezsin. Sökülür yani. Evet. Ama şimdilik yani ilerleder de bir daha giymez. Olmaz ya, olmaz. Dümdüz siyah nasıl bir şeyim yok ya benim? Arkadaşlar benim bin Evet, tane tane siyah bol full kıyafetim var, siyah. tamam mı? Dolabım full siyah renk. Ama bana söylemiyor. Demiyor ki getir bana bir tane siyah. Bin tane siyah var bak. Bin. Yarım Gerçekten bin. kollu Üşürsün. yarım kollu giysem üstüne ne giyeceğim? Üşümem ya. Dur bir de yarım kolluyu değerlendirelim. Şimdi kombinimi Ferda'nın telefonundan gösterdik arkadaşlar. Şimdi diğer denediğim milyonlarca kıyafeti katlıyoruz. Kahve yapacak Ferda bize. Yapma yapma. Burası farklı bir ortam. TikTok değil burası. Prenses taklidi yapma. Ne demek kahve yapmayacaksın? Bugün benim doğum Bıktım günüm. ya, bıktım. Benim Her sütlü gün kahveyi olsun. ben Laktozsuz süt var dolapta. Ben yapamıyorum. Neyi yapamıyorsun? Sen yapmayacaksın zaten. Mikrodalgaya suyu koyacaksın. Ay, yani sütü kaynayacak. İçine de bir tane kahve atacağım. Bir çay kaşığı. Yengemler de terziye gittiler. Çünkü yani gelmişler. Ama terziye uğradılar. Çünkü benim bir tane elbisem vardı terzide. 2 haftadır da terzideydi. Onu alacaklar. Ablam giden hala haberim yok. Abimle biraz önce görüntülü konuştuk. Bana yeni araba almışlar. Çok mutluyum. Aslında şöyle, ben hikayesini anlatayım hemen bu olayın size. Durun.
Şimdi ben o arabayı, yani bizimkiler arabalı satım yapıyor ya, bana o arabayı geçen yıl civarında almışlardı. Yengemler geldi bu arada. Geçen yıl aldılar ve ben o arabayı çok beğenmiştim. İnanılmaz beğenmiştim. Sonra araba satıldı. Yani ben bir hafta falan anca bindim o arabaya. Satıldı sonra araba. Ve bayağı da yani bildiğiniz hani bayağı bayağı da kar elde ettik. Şimdi fiyat falan vermeyeyim de. Neyse sonra abim bir görüntüde aradı o araba. Sonra ben şoka girdim. Yani tekrardan dönüp dolaşıp bize geldi araç. Şimdi sanayide 2-3 günlük bir şey varmış. Satmayacağız dedi bu arabayı. Yani al sat yapmayacağız artık dedi. Komple binersin dedi. Yani istediğin kadar binersin. İstediğin zaman da satarız dediler. Ve ben inanılmaz mutlu oldum. Bu bilgiyi de paylaşıyorum sizinle. Şimdi yengemleri karşılayalım. Şunları bir katlayayım, halledeyim birlikte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Efendim, Eloş'um. Buket de burada. Ferda da. Yok. Kameraya el hareketi çekip durmayın artık. Ne zaman ya. Öyle biraz şey önce yaptın? çekmedin mi? Hayır. Şerefsiz ya. Yengemle beyaz gömlek giymişiz bugün böyle. Güzel olmuş. Gerçekten ben beğenmedim de ben Ferda zorla giydirdi bunu. İyi o zaman. Dur bir el oşum. Bakın böyle. çocuklar. Bir Şu şekilde. tane Opsiyonu getirmişler. Şimdi bir bıyıklarımı alacağım. Yani aslında yok böyle lazerden sonra tüy tüy çıkıyor ama beni rahatsız eder şimdi. Hemen bir bıyıklarımı almayayım. O sıra kahveyi yapar kızlar. sonrasında da şey yaparız. Bir makyaj yapacağım ben. Sizi çok fazla yormayacağım. Çünkü yani makyaj kısmı beni sıkıyor açıkçası ben izlerken o kısımları. Sonrasında da ablamları bekleyeceğiz. Ablamları aradı. Arayan oldu mu? Yok. Bir arasanız mı? Ablamın maalesef ki kötü huyları var arkadaşlar. Hala şey çekiyor ya kız. Biz şey mesela ablama diyoruz işte 12'de buluşacağız. Ablam öğlen 4 gibi falan geliyor. Yani akşamüstü 4'te falan geliyor. Hep böyle. Bugün de yine geç kalacak. Bir erken gelecekti. Biz ondan önce geldik. Ya erken gelecekti. Yapacak bir şey yok. Böyle bir aileyiz. Lan. İçeride bir şeyler oluyor. Ne olmuş? Ne seyirde bak kahveyi ben yapmayayım dedim. 2,5 dakika koyacaktım. Yok ama sıcağı. Kanka sıcağı 30 saniye koysan yeter. Annem bir bağırdı var ya Ferda'yla şey Buket koştu koştu geliyor. Yani anneciğim öyle bir feryatla bağırdın onu demek istiyorum. Dedim tabii bir baktım her taraf batmış. Ben makyajımı yapayım. Neyse siz temizleyin. Bitiyor bugün. Bugün bitiyor. Bitiyor bugün. Bitiyor. Hayır. Pazar günü gene kutlayacağım. Tamam. Masayı falan kurduk. Bunlar ne olacak? Püre mi olacak? Yoğurdu bana getir. Anne bu patates salatası. Ne olacak? Yoğurdu bana getir. Patates kalkacak. Babaanne neden? Niye püre mi istiyorsun? Püre ya da patates salatası güzel olurdu. İstemedin ya. Hayır maydanoz istemedim. O zaman püre yapalım. Püreyi nasıl yapacağım ya? Onu ezeceksin, süt koyacaksın, tuz çok az karabiber. Bu kadar da yapalım salatasını. Şu an yokmuş. Püreyi ben yaparım. Şu an yok. Tamam annem yapıyormuş. Ezelim mi bir? Ezeceksin evet. Püre istiyorsanız ezeceksin. Şey yapalım ya. Salata yapalım dedi. Bir sürü salata var. Her daha da öyle dedi. Anne. Çeksin yanında güzel olur. Bunu da mı ezelim? Evet.
Hazır direkt olduğu için de yaparsın işte. O bir şeyden geçirsek ya bunu. Evet, aynen. Rondodan. Sonuçta yiyince olmuyor tatlım. Nasıl yemek oluyor? Yedirdim. Ah, ah. Harmanlı. Kakaladı bile varsa. Ben de sana öyle bir şey varsa ya. Biraz şey yapabilir. Dünyanın en çok şeyi ya. Evet. 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 Sen yiyeceksin mi? Yiyorum aslında. Önceki gibi değil. Önceden ağlıyorum derken de artık değil. Anne bu dolmayı tabağa koyayım mı? Koyacağım oraya ne var mı dolma? Neye koyayım o dolmayı? Ha, buna dur. Buna. Ablamlar da geldi. Buzu da var. Evet. Aç zaten pasta geldi şu an. Herkes. Herkes. Evet. Bu ay bana çalıştı. Abi zevk alıyor kadın bana doğum günü pastası yaparken. Değil mi abla? Evet de. Evet de. YouTube'a çekeceğim. Evet. Zevk alıyor. İnan aşağıda. Aşağıda. Zemine, gelinin şerefine, gelin gelmişine, geçmişine. Çok iyi. Çok güzel olmuş. Bu yanında Jack Daniels vardı bir tane daha. Ha, onu koyacağız. Babam vardım o kadar acıkmış ki eniştem geldi bu arada. Yani masayı donatmadan bir başladılar hemen. Şey mey kalmadı. Patates püresi yapıyor annem heyecanlı bir şekilde. Yengem hala et kızartıyor. Enişteciğim hoş geldin. Tamam cheesecake yapayım ben sana. Ben hazırım, pasta faslına geçebiliriz. Allah Allah, şey köleler burada çalışsın. Yeminle var ya, yat kalk dua et ki ben büyüktüm, çocuktum. Benden çekmedin ama bundan çok çekerdim.
Hala da çekiyor. Hala da çekiyor. Yenge, doğruyu söyle. Lütfen yani dürüst olur musun? Gerçekten. Ben görümce dilimi gördün mü hiç? Yenge neymiş? Yazıklar olsun. Ne zararımı gördün ya? Kadın ömrü tükendi, ömrü. Ay yazıklar olsun. Yenge tipinden belli. Doğruyu söylesene. Yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Ya. Çocukluğun çok huysuzdu şimdi yani. Öyle değil. Yenge. Söyle destek çıkar. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Beni emir etmesin. Hala öyle. Abi doğum günüm ya. Övün birazcık ya. Diğer şeyi dört dörtlükte. Her istediğini elde etmek isterdi. Hala da devam. Yapıyorsunuz ama ne? Sos kaplarını at. Geliyoruz. Aç ya. İyi ki doğdun bu sen. İyi ki doğdun bu sen. İyi yıllar mutlu yıllar. İyi ki doğdun bu sen. Dilek olsun. Tamam dur lan. Çevir şöyle. Oo. Anam babacığım doğum günü anahtarın anahtarını aldım. Başka Faslını bitirdik arkadaşlar. Abimi yolcu ettik. Şimdi çay ve pasta yiyorlar. Öyle. O kadar karmaşık ki masanın üstü. Gömülmüşsünüz yani. Ya her akşam ne ya? Şöyle bak. Dön o tarafa. Mandoro tekrardan. Dur bak şimdi. Ay eniştemle ablamı şey yap. Fark etmiştim. Dur baştan başa hepimize yapalım. Ablam yapamaz ki beceremez. Şimdi başlıyorum. Geliyorum sana. Geldim. Yenge sende. Yut. Yuttum ya be. Allah aşkına. Hayır. Ben ilk haftasın doğumu yapmak istiyorum. Kim yapacak? Annem. Yok. Bak sesin. Annenin yoğunluğunu değiştiriyor. Sesin yoğunluğunu tamam. Yut. Gerçekten oldu.
Yapsın şeker daha yapsın. Ver kanka parçaladın. Çok iyi der. Ben biraz yaptım. Tam ağzı da değil. Tadı kötü. Kendisi ne yapıyor bunu? Sürekli doğum günü kutladığım için arkadaşlar yengeme mesaj atmışlar akrabalarından. Hayal ne yazmış? Şey Hazal ne yazmıştı? Okuyorum. Buse ablanın her gün doğum günü mü var? Evet. Ben de kutlu doğum haftası olarak kabul etti doğum günü dedim. Pınar abla ne yazmış? Nerede? Kız bu kız ne zaman doğdu? Tutturamadık bir türlü. Anam sürekli doğum günümü. Gökdü bana şey diyor dün. Yemin ederim bir ara gerçek doğum gününü unutacağım sandım. O kadar çok kutladın ki bu yıl diyor. Yani normalde 2 kere 3 kere falan kutluyorduk her yıl. Bu yıl birazcık zıvanından çıktı işler. Ne yapayım yalvarıyorlar doğum gününü kutlayalım diye. Yalvarıyorlar. Aynen. Nesil'le beraber kutlayabiliriz sen bugün. Evet. Nesil de bayağı gidiyor. Gel de. Vay. Neden? Televizyonları vermiş önceki televizyonları. Ha, arsa etkili mi gidecek? Evet, bence de mantıklı. Bir şey yok, bir şey yapak da o zaman yatırabilirim. Senin telefonu çağırıyor olabilir mi? Leş mi verdim o leş gibi? Canım ailem. Ne yapıyorsunuz? Okey mi oynuyorsunuz? Kumarcılar. İyiyiz babacığım. Bu senin doğum günü de bugün. Yeniden öperim Elbay amcacığım. Bu senin doğum gününü kutladık da bugün. Teşekkür ederim. Ellerinizden öperim. Teşekkür ettim. Amin inşallah hep beraber. Şimdi kalkıyorlar ablamlar. Böyle bir mal çalışma var. Bulaşık makinesini boşalttık. Buketle Ferda diziyor. Gene odamdan neleri aldınız acaba Elif Hanım? Bay bay. Bay bay. Haydi iyi akşamlar. Ablacığım öpecektim, bir teşekkür edecektim. Pasta için. Ha, yemek veriyor. Pastanın tabanını alsak keşke. Allah da şunu. Evet. Hakan bu senin. Elif olan dışını söndürün. Benim ablacığım pasta için tekrardan ellerine sağlık. Mükemmeldi. Hakan yarın bekliyorum anne. Görüşürüz. Tabana vermeyecek. Tamam yani. Yeter. Tamam dur benim anne istiyor. Pastanın tabanını istiyor abla. Ama tabanını getiririm ben sana. Her şey tahtayı diyorsan ona bir şey olmaz. Onu hallederiz. Ne yaptın gene benim odada sen? Ya biz oyun oynadık. Tamatalar geçti. Ha, odandan gene deodorant, makyaj malzemesi her şeyi yığmışsın. Gördüm. Bir şeyler bilmeyi oynadık. Koyayım sana. Tamam sen ne istiyorsan bir şey söyle. Seni çekiyor şu an hadi paşam. Ne söylüyordu ya bir ara çok seviyorduk ya. Verin benim sevdiğimi. Ya hayır ya of. Elimde iş var. Elimde o çalsın da sen söyle harbiden ha. Elimde sevdiğine sizin olsun dünyam ay.
Şimdi yengemler de gidiyor. Ferda'yı da bırakacaklar geçerken. Öpüyorum aşkım. Anne yengem burada ya hala. Herkes gitti. Yolcu ettim herkesi. Çektim hatta o kısımları da. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok çok önemli. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben oturuyorum. Bu videoyu editleyeyim şimdi. Hoşça kalın.